Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Saat Suresi son bölümü 65-88. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada insanın yaratılış öyküsünü bize anlatıyor ve o münasebetle bir takım mesajları bize bildiriyor. Kul innema ene munzir, ey peygamber de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Yani peygamber zorla kimseye bir şey kabul ettirmez. Öyle bir görevi yoktur. O ancak uyarır. Cehennemi haber verir. Allah'ın azabını haber verir. Aman ha, kendinize dikkat edin diye insanlara hatırlatır. Ve mâ min ilâhin illallah el-vâhidul gahhar. Allah'tan başka, vahid kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yani İlah olarak sadece Allah var ve o Allah birdir ve kahhardır. Yani dilediğini yapmaya engel olacak hiçbir şey yoktur. O dilediğini dilediği şekilde yapar. Rabbus semavati vel ard ve ma beynehuma, o göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olanların Rabbidir. Yani gökler, semavat ve arz, yaşamış olduğumuz gezegen, bir de bu ikisi arasında olanlar neler varsa bunların hepsinin Rabbidir. Hepsini terbiye eden O'dur. El azizül gaffar, o azizdir, gaffardır. Azizdir, onun hükmüne engel olacak yoktur. İzzet, azamet sahibidir. Aynı zamanda gaffardır, günahları bağışlayandır. Gul huve nebe'un azim, de ki o büyük bir haberdir. Yani ahiretle alakalı bu anlatılanlar büyük bir haberdir. Veya Kur'an-ı Kerim'in doğrudan kendisi büyük bir haberdir. Entüm anhu muridun, ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Mâ kâne li min ilm bil mele'il âlâ, benim mele'i âlâ ile alakalı bir bilgim olamaz, olamazdı. İz yahtasimun, onlar birbiriyle çekiştiklerinde benim orayla alakalı bir bilgim söz konusu olamazdı. Burada mele-i âlâ ifadesi mele-i esfelin mukabilidir. Mele-i esfel şu dünyanın sakinleri, mele-i âlâ da yukarı alemin sakinleri. Mele-i âlâ nasıl ki bir hükümdarın yakın çevresi olur, o yakın çevresiyle bazı meseleleri görüşür. Mele-i Âlâ denildiğinde de Allah-u Teala'nın nezdinde yüksek makam sahibi melekler. İşte Mele-i Âlâ'nın sakinleri şeklinde bazı kitaplarda da bu ifade kullanılır. Mele-i Âlâ ifadesi Kur'an'da geçen bir ifade. Burada onlar birbirleriyle çekişirlerken denilmesi, Hazreti Adem'in yaratılışı olayına bir telmihte bulunuyor. Bakara suresinin başlarında anlatıldığı üzere Allah-u Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye bildiriyor. Melekler hafiften bir hikmetini anlama tarzında adeta. Ya Rabbi, orada ortalığı karıştıracak, haksız yere kan dökecek kimseler mi yaratacaksın? Halbuki biz hamd ile sana tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz diyorlar. Yani burada bir nevi insanın yaratılışını biraz garipsemeleri, kendilerinin bu göreve daha ehil olduğunu hissettirmeleri görülüyor. İşte bundan dolayı ayet-i kerimede Mele-i Âlâ'nın sakinleri kendi aralarında çekişirlerken benim onlarla alakalı bir bilgim yoktu. İn yuha ileyye illa ennemâ ene nezirun mubin. Yani bu bana vahiy ile bildirildi ve ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Yani peygamberimizin Hazreti Adem'in yaratılışını anlatması, meleklerin onun yaratılışıyla alakalı kanaatlerini yine Kur'an vasıtasıyla bildirmesi doğrudan doğruya bir vahidir. Vahyi ilahi ile bildirilmiş. O da insanlara bunu anlatmıştır. Bu peygamberimizin peygamberliğinin de bir ispatıdır. Çünkü ilk insan Hazreti Adem yaratıldığında neler oldu? İlmen bugün bunu biz bilebilecek imkanlara sahip değiliz. Bizim için 5000 yılına kadar bir derece bazı bilgiler, belgeler var. Ama daha gerisi
karanlık bir dönemdir. Ve tarihin o karanlık köşeleri ancak vahyin ışığıyla aydınlanıyor. Yoksa kendi laboratuvar şartlarımıza göre değerlendirirsek oralarla alakalı biz bir bilgiye sahip değiliz. Peygamberimiz de kendiliğinden bir bilgiye sahip değildir. Ancak vahiy ile bunlar ona bildirilmiştir. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ Rabbin meleklere şöyle demişti. اِنِّي خَالِقٌ بَشَرْ مِنْ تِينَ Ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Beşer, insan anlamında kullanılır. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Yani bu da Allah-u Teala'nın sanatı. Bizler hepimiz toprağın çocuklarıyız. Hazreti Adem doğrudan topraktan yaratıldı. Biz de topraktan meydana gelen maddelerle yaratılmaktayız. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ Ben onu tanzim ettiğimde, düzgün hale getirdiğimde وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ Ruhumdan ona üflediğimde فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِنْ Siz de ona secdeye kapanın. Burada ruhumdan üflediğimde Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'e ruhundan üflemesi acaba ne demek? Bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela güneş ısı ışığa sahip, bir ayna güneşe müteveccih tutulduğunda güneşin ısı ve ışığı aynaya yansıyor. Güneş ona diyebilir. Ben ısı ve ışığımdan ona üfledim. Yani güneşteki özellikler o aynada da kendini gösterir. İşte Allah-u Teala'nın insana kendi ruhundan üflemesi böyle bir manayı ifade ediyor. Mesela Allah-u Teala ezeli ebedi hayat sahibidir. Bize de hayatından bir numunecik vermiştir. O her şeyi kuşatan bir bilgiye sahiptir. Bize de bir miktar ilim vermiştir. O sanatkardır. Yaptığı şeyleri sanatlı yapar. Bize de sanatkarlık özelliği kısmen vermiştir. Yani insan şunat-ı ilahiyenin bir mikyası. Allah-u Teala'nın tasarruflarının küçük bir numunesi insanın hayatında, ruhunda görülebiliyor. İşte Allah-u Teala bu manayı insana bu şekilde ifade etmiş. Ben ona ruhumdan üflediğimde ey melekler siz secdeye varın. Fesecedel melaike kulluhu mecmaun. Meleklerin tamamı secdeye vardılar. İlla iblis, ama iblis secde etmedi. İstekbara, kibirlendi. Ve kâne minel kafirin, ve kafirlerden oldu. Veya o ilmi ilahide zaten kafirlerden idi. İblis de acaba meleklerden mi? Bu tartışmalı bir konu. Ama en azından iblis ruhanilerden. Demek ki meleklere böyle bir emir geldiğinde iblis de buna dahil. O da ruhani bir varlık olması itibariyle Adem'in büyüklüğünü onun da kabul etmesi isteniyor. Gale ya iblis, Allah-u Teala dedi ki ey iblis, mâ menâike, sana mani olan ne? En tescüde, secde etmene, limâ halaktu bi yedeyye, benim iki elimle yarattığıma secde etmene engel olan ne? Burada iki elimle ifadesi, malum insanın iki eli var ve yapacağı şeyi iki eliyle sağlam bir şekilde yapar. Allah-u Teala'ya el nispet edilmesi mecazi bir manadır. Mesela devletin eli diyoruz. Devletin eli her tarafa ulaştı. Burada elden maksat bu şekilde mücessem bir el değildir. Devletin gücü, kuvveti, imkanı gibi bu manalarda anlaşılır. Allah'ın eli dediğimizde de bu elbette özel bir mana ifade eder. Kudret gibi bir manayla açıklanabilir. Kudret eliyle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Bir de buradaki iki elimle ifadesinin kullanılması özel bir itinayı ifade ediyor. Hani bir eve misafir olursunuz, işte güzel bir yemek yapılmıştır. Siz yemediğinizde ev sahibi şöyle der, ye ye ben ellerimle hazırladım. Burada ellerimle hazırladım, yani özel itinayla, özene bezene yaptım manasında da kullanılır. Arapçada da benzeri bir kullanım söz konusu. Buradan şunu anlıyoruz, Allah-u Teala insana daha bir özenmiş tabir caizse.
Ve nasıl ki Mimar Sinan'ın pek çok eserleri var ama bu eserleri içinde en nadide eseri Selimiye Camii. Allah-u Teala'nın da yarattığı bütün varlıklar içinde en değerli yaratmış olduğu insan. İşte meleklerin Adem'e secde etmesini istiyor Cenab-ı Hak. Bütün melekler secde ediyor ama onlar arasında bulunan iblis, ruhanilerden iblis secde etmiyor. Estekbarte em kunte minel alin. Ey iblis, sen kibirlendin mi? Kibrinden mi secde etmedin? Yoksa yüce olanlardan mısın? Bu şu manada da açıklanmış. Yani burada Hazreti Adem'e secde etmekle mükellef olan melekler, meleklerin tamamı değildi. Bir kısım melekler var ki bunların değişik grupları var. Sadece kendilerini biliyorlar, başkalarını bilmiyorlar ve tamamen Allah'ın emriyle ona müstarak bir vaziyette ibadetlerini yapıyorlar. Onlar Adem'le bir alakası olmadığından onlar secdeyle mükellef değildi. İşte ey iblis, sen de kendini o âli olanlardan mı saydın yoksa kibrinden mi secde etmedin? Taraf ilahiden soruluyor. Gâle ene hayrun minhu, dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min nar, beni ateşten yarattın ve halaktahu min tîn, onu ise çamurdan yarattın. Burada tabi iblis beni ateşten yarattın derken ateşin daha üstün olduğunu kabul ediyor. Onu da çamurdan yarattın derken onu hakir görüyor. Tahkir için böyle ifade kullanıyor. Ve buradan hareketle denilir ki ilk ırkçı şeytandır. Çünkü maddesiyle övünmüştür, kendini büyük görmüş, başkasını küçük görmüştür. Ve burada cümle olarak aslında cümle doğru. Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Buraya kadar olan kısım doğru. Ama kendisinin varmış olduğu netice yanlış. O da nedir? Ben ondan daha hayırlıyım demesi. Bu cümle doğru bir cümle değil. Çünkü daha hayırlı olmak Allah'ın belirleyeceği bir şey. Yoksa iblisin kendi kafasına göre hüküm vermesi değil. Buradaki kıyas yanlış bir kıyastır. Ve bu noktadan denilmiştir ki ilk kıyası yapan iblistir ama yanlış bir kıyas yapmış ve yanlış sonuca varmıştır. Gale fahruç minhe, Allah-u Teala dedi ki çık oradan. Fe inneke racim, sen kovulmuşsun. Sen kovuldun, huzurdan tard edildin. Ve inne aleyke laneti ila yevmiddin, din gününe kadar benim lanetim senin üzerine olacak. Gale Rabbi, dedi ki iblis, ya Rabbi, fe'anzırni ila yevmi yub'asun, insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Gale fe inneke minel munzarin, Allah-u Teala şöyle buyurdu, sen mühlet verilenlerdensin. İlâ yevmil vaktil malum, malum günün vaktine kadar. Yani burada iblisin isteği aynen mi yerine getirildi? Yoksa malum gün derken biraz farklı bir şey mi? Biraz farklı olduğu söylenebilir. Gâle febi izzetike, iblis o zaman dedi ki, senin izzetine yemin ederim, le'uviyennahum ecmain, ben onların hepsini yoldan çıkaracağım. Bir takım vesveselerle, bir takım desiselerle onların hepsini saptıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasin, ancak muhlas kulların, yani ihlasa erdirilmiş, kendisine ihlas verilmiş olan seçkin kulların müstesna. Buradaki muhlas, muhlis, muhlis şeklinde de okuyanlar olmuş. Muhlis denildiğinde ihlas sahibi anlamında, muhlas denildiğinde taraf-ı ilahiden seçilmiş olanlar. Yani ben senin seçkin kullarına bir şey yapamam ama geri kalan bütün insanları yoldan çıkaracağım diyor. Gale fel hak, Cenab-ı Hak şöyle dedi, el hak öyledir. Yani muhlas olanlara sen bir şey yapamazsın. Burada bu manaya göre değerlendirdiğimizde
Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a derler ya, Allahu Teala şeytanın bu sözünü doğruluyor. Yani el hak dediğin gibidir. Gerçekten muhlas olan kullarıma sen bir şey yapamazsın. Bu dediğin doğru diye onun bu ifadesini tasdik ediyor. Vel hakka egul, ve ben hakkı söylerim. Le emleenne cehenneme minke. Burada hakkı söylerim derken işin hakkı nedir, hakikati nedir? O manada da düşünülebilir. İşin gerçeği şu ki le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhum ecmain. Andolsun ki yemin ederim ki ben senden ve sana tabi olanlardan cehennemi dolduracağım. Yani hepinizden, ecmain ifadesi de toptan hepsini ifade ediyor. Hepinizden cehennemi dolduracağım. Burada taraf ilahiden bir tehdit var. O da nedir? İblis ve iblise tabi olanların cehennemde ceza görmeleri. İlahi senaryoda bu böyle takdir edilmiş. İnsanlar için bir imtihan belirlenmiş. Bu dünya bir darul iptila olarak seçilmiş. Yeryüzü denilen bu imtihan salonunda bu insanlar imtihan edilecek. İmtihan edilebilmeleri için de iblis mahiyetinde bir varlığın onlara musallat kılınması. Tabi bu ilahi senaryoda acaba iblis sadece bir figüran mı? O manada değerlendirmek yanlış olur. İblis kendi iradesiyle Allah'a isyan etmeyi tercih ediyor. Kibirleniyor, kendini bir şey olarak görüyor, bir şey zannediyor. Neticede Hazreti Adem yüzünden Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılıyor. Ve adeta bir kuyruk acısı ve bu kuyruk acısını çıkarmak için de Adem'e ve nesline düşman kesiliyor. Yani ya Rabbi diyor, bana fırsat ver, bana izin ver, Adem'le ve Adem'in çocuklarıyla ben uğraşayım. Allahu Teala iblise izin veriyor. Tabii bunu ifade ederken acaba Allahu Teala neden izin verdi? Allahu Teala istese iblisi yaratmazdı. İstese yaratmış da olsa insanlara vesvese verme noktasında ona bir güç, bir imkan vermezdi. Ama Allahu Teala ona izin vermiş. İzin vermesi yeryüzünde imtihan olabilmesi içindir. Eğer iblis, şeytan insanlarla uğraşmasa insanların hepsi melek gibi olur. O zaman şu dünya insanların imtihan edildiği bir dünya olmaz. Dünya diğer alemler misali, semavattaki alemler misali tamamen Allah'a secde edilen, tamamen Allah'a ibadet edilen bir durumda olur. Ama Allahu Teala bu insanın farklı olmasını murad etmiş. Bu insan isterse iman etsin, isterse küfürde bulunsun, isterse şükretsin, isterse nankörlük yapsın. Ve bunun da gerçekleşebilmesi için iblise izin veriliyor ve bir takım yetkiler veriliyor. İnsanları kandırma tarzında yapabileceği imkanlar ona veriliyor. Ve böylece bir imtihandır, yeryüzünde devam edip gidiyor. Hazreti Adem'le başladı. Şu anda 6 milyardan fazla insan aynı imtihanın içindeler. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Kul ma eselukum aleyhi min ecr. Ey peygamber, de ki ben yaptığım risalet görevine mukabil sizden bir ücret istemiyorum. Ve ma ana minel mütekellifin. Ve ben tekellüfte bulunan, zorlamalı bir şekilde adeta rol yapan o şekilde biri de değilim. İn huve illa zikrul lil alemin. Bu ancak alemlere bir zikirdir. Benimle gelen Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Ve le ta'lemunne nebe'ehu badehin. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin gerçek olduğunu siz de bileceksiniz. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlayan, iyi bir şekilde hayatında uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Böylece surelerden birini daha bitirmiş olduk. Bir başka programımızda devamındaki sureden yolumuza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.